Kütahya'da badminton çeyrek final heyecanı başladı. 3 gün sürecek müsabakalarda 100 sporcu ter dökecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı okul spor faaliyetleri kapsamında küçük erkekler ve küçük kızlar grup mücadeleleri açılış töreniyle start aldı. Öğrencilerin tek hedefi gruplardan çıkarak Türkiye Şampiyonası çeyrek finaline kalmak. 11 ilden 19 takımın katıldığı grup maçlarının açılışında konuşan Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, okul sporlarının Türkiye'de büyük bir önem kazandığını belirtti. Okul spor faaliyetleri daha da yaygınlaştırmak, sporun en temel öğesi olarak tabana yaygınlaştırmak olarak Türk sporunun çok önemli bir lokomotifi olsun diye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte bir protokol çerçevesinde 5-6 yıldır okul spor faaliyetleri daha organizeli, daha geliştirilmiş bir şekilde ve daha da branş sayıları artırılarak yapılmakta ve devam etmekte. Ölçen, okul idareci ve öğretmenlerin çocuklara spor yaptırmak ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmak için ekstra ilgi gösterdiğini söyledi. Çocukları spor yaptırmak için kabiliyetlerini ortaya çıkarsınlar, spor da yapsınlar diye bu çerçevede okul imkanlarını çocuklara sunan çok gayretli okul idarecilerimiz var. Ben bu anlamda spora çok özel destek veren, hakikaten belki de bunu okulun en önemli prestiji sayan, öncelikli gündem maddesi yapan alkışlanacak okul idarecilerimizi yürekten tekrar kutluyorum. Ülkemizde 25 milyon öğrencinin içinde sadece 300 bin lisanslı sporcu olduğunu söyleyen Ölçen, sporun öğrenciye sağladığı katkılardan bahsetti. Ülkemizde 25 milyon öğrencinin içerisinde sayısı 200-300 bin lisanslı spor yapan gencimizi düşündüğümüzde, yani neredeyse her 500 kişiden birisinin spor yaptığı bir ortamda ben sporu da yaparım, eğitimimi de alırım. Çünkü sporcu aynı zamanda başarılı insandır, sabırlıdır, çeviktir, süratli karar alandır. Benim bu sporum eğitime de yansıyor, eğitimimi aksatmıyor.